Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil incir reçeli ile geldim. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Bütün püf noktalarını öğrenmeniz adına videomu atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Kanalımı ilk defa bu video ile ziyaret ediyorsanız bana destek olmanız adına kanalıma abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Evet reçelimi şu şekilde kıvamında sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz gerçekten rengi, dokusu, tadı inanın muhteşem oldu. Tam zamanında ve tam kıvamında muhteşem bir reçel bol bol yapıp kış aylarında tüketebileceğiniz harika bir lezzet. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım? Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Ben bu tarifim için toplamda 2 kilogram kadar yeşil incir kullandım. Bu şekilde toplamış olduğum incirlerin sap kısımlarını kopartacağım. İçerisine şerbeti çekmesi için altına da bu şekilde çatalla delikler açacağım. İncirleri temizlerken mutlaka elinize eldiven giyin. İncirin sütü yapışkan bir kıvamda olduğu için gerçekten elinize yapış yapış oluyor. O yüzden mutlaka eldiven kullanmaya özen gösterin. Evet, bütün incilerimi bu şekilde sap kısımlarından kopartıyorum. Ve altına çatalla delikler açıp bir kenara alıyorum. Bütün incilerim bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Temizlemiş olduğum incileri sütünden arındırmak için güzelce yıkıyorum. Görüyorsunuz eldivenim yapış yapış oldu. Bu şekilde güzelce yıkayacağım ve incilerimi haşlama işlemi yapacağım. Ben incilerimi haşlamak için böyle büyük bir tencere kullandım. Aşağı yukarı 3 litre kadar suyumu koydum, kaynattım. Kaynamış olan suyumun içerisine incilerimi atıyorum. Sadece 10 dakika haşlayalım, 10 dakikadan fazlası olmasın. Incilerimiz haşlanırken içerisine su çekecek. İçerisindeki suyu boşaltmak için incilerimizi güzelce sıkacağız. Fazla haşlandığı zaman incilerimiz sıkarken dağılır arkadaşlar. O yüzden 10 dakikadan fazla haşlamayalım. 10 dakika şöyle bir güzelce karıştırıp haşlayıp soğuk suyumuzu alalım. Soğuk suyumuzun da mutlaka dolapta soğumuş olması lazım. Ya da içerisine buz da atabilirsiniz. Bu şekilde soğuk suya attığımız zaman incirlerimiz şoklanacaktır ve bu rengini koruyacaktır. O yüzden mutlaka suyumuzun soğuk olmasına özen gösterelim. Evet 10 dakika haşlanmış olan incirlerimi bu şekilde soğuk suyun içerisine alıyorum. Soğuk suyun içerisinde şoklanmış olan incirlerimi bu şekilde dağılmadan, ezmeden güzelce sıkıyorum. İçerisinde su kalmamasına özen gösteriyorum. İncirlerimizi ne kadar güzel sıkar, ne kadar güzel içindeki suyundan arındırırsak o kadar lezzetli reçel elde ederiz arkadaşlar. Bu şekilde içini boşaltmış olduğumuz incirlerimiz şerbetle kaynarken şerbet içini çekecek. Gerçekten lokum kıvamında harika olacak. O yüzden incirlerimizi dağıtmadan bu şekilde çok güzel sıkmamız gerekiyor. Evet güzelce sıkmış olduğum incirlerimi böyle bir temiz mutfak bezinin arasına aldım. Güzelce katladım. Üzerine de Ağırlık yerleştirdim ki içerisindeki suyu beze güzelce versin diye. İncirlerimi bu şekilde karıştırarak bir iki kez tekrarladım bu işlemi. Tam istediğim kıvama geldi incirlerim. Bu şekilde kaynamış olan şerbetimle buluşturuyorum. Şerbetim için toplamda 3 kilogram şeker kullandım. Üzerine de 3 kilogram suyumu ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra harlı ateşte kaynamaya bıraktım. Kaynamış olan şerbetimle incirlerimi buluşturuyorum. Kaynamış olan şerbetin üzerine bir adet sıkmış olduğum limon suyunu ekliyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırdıktan sonra incirlerimi ilave edip toplamda 1 saat harlı ateşte kaynamaya bırakıyorum. Reçelim kaynarken ağzı açık bir şekilde kaynamasına izin veriyorum, taşma olmaması için bu şekilde karıştırdıktan sonra bir adet yıkamış olduğum kabuk tarçınımı reçelin içerisine ilave ediyorum. Mutlaka reçelimizi ara ara karıştıralım. İncirler çok hafif olduğu için şerbetin yüzüne çıkar. O yüzden incirlerimiz hepsi eşit şekilde pişmez. O yüzden bu şekilde bol bol mutlaka karıştıralım. Evet reçelimi bir saat bu şekilde karıştırarak pişirdim. Ağzı açık bir şekilde. İçerisindeki kabuk tarçınımı alacağım ve orta ateşte bir saat daha kaynamaya bırakacağım. Evet bir saat daha kaynayan reçelim bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz gerçekten harika oldular. Şerbetin kıvamı bu şekilde biraz cıvık gözükebilir. Bu sizi korkutmasın reçelimiz soğuduktan sonra kıvamını tekrardan göstereceğim size 2 saat kaynamış olan reçelimi sıcağıyla kavanozlarıma alıyorum ağzını sık bir şekilde kapatıp kavanozlarımı ters çevirip üzerini kapatıp bir gece dinlenmeye alıyorum kapağımızı kapatırken çok güzel bir şekilde kapandığına emin olalım Evet bütün reçelerimi bu şekilde kavanozuma yerleştiriyorum ve bir gece dinlenmeye alıyorum. Evet bir gece dinlenmiş olan reçelimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsü, tadı, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Yapmış olduğunuz reçeli tencerede soğumaya da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben kışlık yaptığım için bu şekilde konserve şişelerinin sıcağıyla koydum ve vakumlama işlemi yaptım. Evet reçelimin kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Evet reçelimizin kıvamı bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten rengi dokusu lezzeti muhteşem oldu. Ben bu reçelim için toplamda 2 kilo kadar yeşil incir ve 3 kilo toz şeker kullandım arkadaşlar her zaman söylediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz Evet şu şekilde iş dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz reçelimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.